yapının, her köşenin kendine has, çok orijinal detayları var. Buraların çöp toplama, temizlik gibi işleri nasıl yapılır derken karşıma bir eşekli temizlik görevlisi çıktı. Mardin'in yapısı itibariyle çöp toplamak gerçekten zor çünkü araç giren bir sokak yok. Bütün sokaklar merdiven. Burada iş tabii ki beyaz eşeğimize düşmüyor. Kolay gelsin. Evet, teşekkür ederim. Çöp topluyoruz. Bu bölgede çöp eşekle mi toplanıyor? Eşekle toplanıyor. Araç giremediği için. Tabii. Siz belediyenin çalışanısınız. Evet. Kolaylık diliyorum. Kolay gelsin. Sağ ol, Şimdi teşekkür ederim. Mardin Belediyesi bu bölgede acaba temizlik hizmetleri nasıl veriyor, ne yapıyorlar diye merak etmiştim. Yani Karşıma siz çıktınız. tamam biliyorum ben de. Kolay gelsin. Nasıl oluyor şimdi Sağ ol. bu iş? Ya Mardin merdivenlidir zaten. Araba girmez çıkmaz mesela. Evet. Biz hayvanla mesela çalışıyoruz. Çıkarıyoruz eşeği sabah erken. Biz çalıştırıyoruz yani sabah sabah. Fakir hayvanseverler kızıyorlar mı bu duruma? Hayvan severler çok kızıyorlar bize. Diyor sırtınızla taşıyın. Eşekle Ama adı üstünde eşek, katır, at taşımayın. bunlar yük hayvanıdır. Zaten bunlar olmasa nasıl çalışacağız? Nasıl taşıyacağız? Nasıl çöp biriktirecek? Yani bu güzel Olmuyor. eşeğe yine minnetimizi sunuyoruz. Türklerin en Ya. sadık dostudur bu yük Tabii. hayvanları. Bu Tabii. binlerce yıllık geleneği siz Mardin'de Onlar halen yaşatıyorsunuz. tabii. Doğrudur. Çok Yüzyıllıktır bu hayvanlar öyle çalışıyor mahallede yani ne mesela yüzyılı, binlerce yıldır binlerce mesela hepimizin öyle evinde diyorum yani. eskiden eşek, at, Ya katır vardı. öyle diyoruz yani. Benim yaşım mesela 55 yaşındayım ben şu anda. Hala çalışıyorum. Bir daha hayvanın arkasındayım ben. Evet, hem buna bakıyorum Hem de diyorsunuz. bakıyorum hem de ben hayvan sevgisiyim ben. Evet. Şu anda benim bir atım vardı, bir kuzularım vardı, tavuklarım vardı, köpeğim vardı yani her şey. Ben de hayvan sahibisiyim. Evet. Niye bu kadar acımasız mıyız yükleyeceğiz, ağır yapacağız? Ama eşek, katır da yük hayvanı. Bir insan olma yardım edecekler. Çok teşekkür ediyorum. Bir şey değil. Temizlik görevlimize siz hayvanlara eziyet ediyorsunuz diye cümleler kurmuşlar. Tabii adamcağız biraz üzülmüş. O noktada biraz moral verdik diyebiliriz.